Arkadaşlar hoş geldiniz. İnsanın hayata bakışında en önemli faktör aslında kendine dair algısıdır. Yani bir şeyler olurken, hayatta bir şeyler deneyimlerken bunlar kime oluyor? Bu bizim için en temel sorudur. Bunlar kime oluyor? Çünkü biz çoğunlukla ne oluyor o noktaya bakıyoruz. Hayatımızda, ilişkilerimizde, sosyal süreçlerde, ekonomik hayatımızda ve farklı farklı noktalarda hep ne oluyor'ya bakarız. Ama bunlar kime oluyor? Bunu görmekte biraz zorlanırız. Halbuki temel soru budur. Bunlar kime oluyor? Yani bunlarla karşılaşan, bunları yaşayan kim? Tabii ki hemen verdiğimiz basit cevap ben. Ama bu nasıl bir bendir? Bu bağlamsal bir benliktir. Bizim kendi kurgumuzun, düşünce tarzımızın, duygularımızın, yaşadığımız olaylarla birlikte şekillenen imajinatif, kurgusal ve bağlamsal bir benliğin benidir. Yani ne demek? Bir şey oluyor. Ne oldu? Şu oldu. Kime oldu? Bana oldu. Bana oldu derken, bunun muhatabı benim derken, bu ben nasıl bir ben? Çaresiz bir ben mi? Korkak bir ben mi? Beklentileri gerçekleşmeyen bir ben mi? Utanç hisseden bir ben mi? Kendini hayatın üstesinden gelemeyecek kadar güçsüz hisseden bir ben mi? Hayatta sürekli şanssızlık yaşayan bir ben mi? Ben şu imkanlarla veya şu ilişkiler sayesinde var olabilirim diyen bir ben mi? Bu nasıl bir ben? Bu nedir? Bu aslında tarihsel, imajinatif, kurgusal ve bağlamsal bir benliktir. Ama biz buna gerçek ben muamelesi yaparız. Ve ondan hiç şüphe etmeyiz. Hiç şüphe etmediğimiz bir benliktir bu. Mesela ne der bir insan? Ben buna dayanamam. Ben bunu hak etmedim. Böyle bir şey olamaz. Bunu diyenin farkına vardığınızda, yani bunu diyen bir ben hissidir. Ama bu kurgulanmış bir bendir. Kendimiz tarafından kurgulanmış bir bendir. Niye buna kurgulanmış bir ben diyoruz? Çünkü bu olgular tarafından tanımlanmış veya yaşadığımız olayların, yaşadığımız süreçlerin, ilişkilerimizin üzerinden tanımlanmış bir bendir. Mesela anne babanızla ilişkiniz üzerinden tanımladığınız bir bendir bu. Daha doğrusu o benimizin bir parçası budur. Veya büyük bir parçası budur. Veya siz kendinize şöyle dersiniz, zaten ben hep şanssız biriyim dersiniz. Dolayısıyla olay kime olur? Şanssız birine olur. Zaten hayatta hep şanssızlık başına gelmiş olan birine olur. O yüzden bir şeyler bana oluyor değil. Bana oluyor değil. Benim için, yani ne anlamda benim için? Benim deneyimim için ve benim şahitliğim için oluyor. Bana oluyor değil. Bana oluyor dediğiniz andan itibaren zaten o ben sahte bir bendir. Yani ne anlamda sahte bir ben? Sizin zihniniz tarafından yaşadığınız olaylar, karşılaştığınız şeyler üzerinden tanımlanmış bir bendir. Siz yaşadığınız birçok olumsuzluk üzerinden ben şanssız biriyim hikayesi de üretebilirsiniz. Ben hayatta birçok olumsuzluklar yaşadım ve bunları deneyimledim de diyebilirsiniz. Bunların üzerinden bir ben de üretebilirsiniz. Zaten hepimizin en başta
hayatın içinde bu kadar güçsüz, bu kadar problematik bir noktada olmamızın nedeni budur. Kendimizle ilgili yanlış algımızdır. Bu yanlış algımız neye dayanıyor? Yaşadıklarımıza dayanıyor. Bakın, yaşadıklarımız ben olamaz. Ben onları yaşar. Ama ben o yaşadıklarım değilim. Ben yaşadıklarımın toplamı değilim. Ben yaşadıklarımın nesnesi değilim. Ben çok şanssızım dediğinizde, şanssızlık olarak tanımladığınız olaylar sizin kimliğinize dönüştürülür. Kim tarafından? Sizin tarafınızdan dönüştürülür. Ben hayatta çok büyük suçluluk hissettim. Kendimi hep suçlu hissediyorum dediğinizde, haklı veya haksız nedenlerle kim sizi eleştirmişse, suçlamışsa, siz bunun üzerinden bir ben üretiyorsunuz. O yüzden bazen bir insana böyle küçük bir eleştiri yaparsınız, ya çöker, bazı insanlarda bunu görürsünüz, küçük bir eleştiri yaparsınız, çöküverir böyle, yüzü düşer, utanç hisseder veyahut da çok büyük bir tepki gösterir. Neden? Çünkü o ben suçluyum benliğine farkına varmadan basmışsınızdır. Peki bunun çözümleyicisi kim olacak? Niye içimde bu kadar ben tanımı var? Bu kadar ben tanımına kim sebep oldu? Tabii ki farkına varmadan kendim. Yani tabii ki çevremizdeki insanlar da ne yapıyor? İşte sen, sen, sen diyerek aslında ne yapıyorlar? Kendilerine göre bizde bir ben tanımı oluşturuyorlar. Çocukluğumuzdan itibaren. Sen yetersizsin, beceriksizsin. Veya sen her şeyi yaparsın demişler ama bir gün bir şey yapamamışsınız. Bu sefer hepsi çökmüş. Ben zekiyim. Veya aptalım. Bütün bunlar çok kalabalık bir ben oluşturur bizim içimizde. Bunların hepsi sahtedir. Hepsi birer yaradır arkadaşlar. Ama farklı yaralardır. Yani olumlusunu da bunun içine sokuyorum, olumsuzunu da bunun içine sokuyorum. Ben herkesin saygı duyduğu biriyim dediğinizde de bu bir yaradır. Çünkü bir gün o herkesin saygı duyduğu kişi saygı duyulmayacak hale gelebilir. O zaman sizin yaranız kanamaya başlar. Birisi size der ki, ben sensiz yapamam, sensiz bir hayatı düşünemiyorum. Siz de dersiniz ki, ben bu insanın hayatı bensiz yaşayamayacağı bir varlığı. Ne kadar kıymetli, ne kadar boş bir şey değil mi? Egonun da hoşuna gider. Ama bu sizde sahte bir ben oluşturur. Birisi size der ki, sen çok bilgilisin. Siz de dersiniz ki, ben çok bilgiliyim. Bu sefer bilgili olmaya çalışırsınız. Her soruya cevap vermeye çalışırsınız. Veya her konuda konuşmak zorunluluğu hissedersiniz. O yüzden içimizdeki bütün ben tanımlarını görmek durumundayız. Ve hepsini, bakın istisnasız, hepsini temizlemek sorumluluğunu almalıyız. Bakın zorundayız demiyorum. Çünkü bu sizin tercihiniz ve sizin karar vereceğiniz bir şey. Bütün bunları tasfiye edebilirsiniz. O yüzden bir bilge der ki, ben gerçektir ama ben buyum gerçek değildir. Yani ben bilinci yaratıcı tarafından verilmiş ilahi bir hediyedir. Çünkü o ben bilinciyle şahit olursunuz. O ben bilinciyle deneyim yaşarsınız. O ben bilinciyle bir şeyleri idrak edersiniz. Ama ben buyum dediğiniz anda kendinize yazık etmiş olursunuz. Bunu
düşünebilirsiniz. Her türlü sosyal kimlik. Ama bunlar dışsal şeylerdir. Yani bir insanın mesleği, bir insanın sosyal statüsü, bir insanın ilişkileri üzerinden sahip olduğu pozisyonlar, annelik, babalık, kardeş olmak, aile olmak vesaire. Ama bunlardan çok daha önemlisi kişinin içsel olarak kendisiyle ilgili yaptığı tanımdır. Ve bunlar çok güçlüdür. Çok güçlüdürler. Ve çok güçlü bir etkiye sahiptirler. Kendini yetersiz hissetmek, kendini hayata karşı güçsüz hissetmek, hayatın içinde tek başına ayakta duramayacağını düşünmek, hayatta ilişkileriyle var olabileceğine inanmak veya bir şey olma ihtiyacı duymak. Ben ne yapacağım şimdi ben? Peki ne diyeyim şimdi ben kendime? Değil mi? İçeride bir boşluk var. O sahte boşluk bize öyle diyor. Tamam. Hepsini bırakayım. Peki o zaman ben ne olacağım? Bakın o kadar güçlüdür ki, o sahte alan o kadar güçlüdür ki boş bırakılmaya gelmiyor. Şimdi bir laf var ya, hayat boşluk kabul etmez. Bu hayat değil arkadaşlar, yani bunu unutmayın. Onun için böyle hani boşluk kabul etmez deyip orayı da doldurmaya çalışmayın. Orası hayat değil. Orası sahte bir şey. Bakın mesela bir bebek ben demez, değil mi? Bir yaşam öyküsü yoktur. Herhangi bir başarısı, bir ilişkisi, bir şeyi yoktur. Ben demez. Çocuk doğal bir mutluluk, doğal bir huzur içindedir. O yüzden o alan boş bırakılması gereken bir alandır. Aslında orası boşluk da değildir. Orası sahte bir şeydir. Bizim tarafımızdan var zannettiğimiz ve sürekli de doldurmaya çalıştığımız bir yer. Mesela ben şimdi ne olacağım? Sanki içeride bir şey diyor ki, şimdi sen ne olacaksın? Biz de cevap vermeye çalışıyoruz. Hakikaten ben şimdi ne olacağım? Peki ben bundan sonra ne yapacağım? Çünkü içeride biri öyle diyor. Ben bundan sonra ne yapacağım diyor. Sürekli bir şey diyor. Boş kalmaya gelmiyor. İlla hani bazen bir çocuklar olur ya, böyle biraz belli bir yaşta biraz yaramazlık yapmaya başlar. Ve sürekli eline bir şey vermeniz lazım. Bir şeyle meşgul etmeniz lazım. Çünkü durmuyor. İlla bir şey yapacak. İlla bir şey isteyecek. İlla bir şeye dair bir atraksiyon yapacak. O zaman ne yaparlar? Eline bir şey verirler. Biz bunun eline hiçbir şey vermemeliyiz. Asla. Bir şey verdiğiniz anda onun eline verdiğiniz şey sizin canavarınıza dönüşür. Eline en ufak bir şeyi verin, onu öyle bir büyütür, öyle bir besler ki size kocaman bir canavar olur. İşte nefsin insanı yutması, nefsin bir ejderha gibi olması gibi metaforlar bu anlamdadır. Yani biz inşa ettiğimiz, kurguladığımız, oluşturduğumuz, imajine ettiğimiz bir ben tarafından sürekli yeniliyoruz. O bizi sürekli yiyor. Veya bir şey kuruyorsunuz, imajinatif bir şey, onu korumaya çalışıyorsunuz. Bilgili biriyim. Kurdunuz ya böyle bir şey. O zaman bilgili olmanız lazım. Hep okumanız lazım. Neden? Bilgilisiniz. Birileri size bir şey sorunca söylemeniz lazım. Ben her şey hakkında bir şeyler bilirim. Hiç öyle boş durmam. Biri bir şey sordu mu, bir konuşma oldu, mutlaka orada söyleyeceğim bir laf olmalı dersiniz. Sonra her yerde konuşmak durumunda kalırsınız. Bakın kendi ürettiğiniz putun kölesi olursunuz. Ben güzel bir kadınım. O zaman her gün bakımlı olmanız lazım. Her gün makyaj yapmanız lazım.
Biri size bir gün ya bugün hiç güzel olmamışsın deyince ne yapacaksınız? Olmaz böyle bir şey. Kendi ürettiğiniz bir putun artık kölesi olursunuz. Tabii sonra da biz Araplara güleriz ya işte Araplar işte puta tapıyorlarmış. Kendi ürettikleri putlara tapıyorlarmış sonra işte helvadan yapıyorlarmış sonra yiyorlarmış. Ya bari onlar yiyordu siz yemiyorsunuz arkadaşlar. Ya onlar yiyordu hiç olmazsa. Yani yaptık helva, aç kaldık ye. Biz yiyemiyoruz. Anladın mı? Yiyemiyoruz. Onlar bizi yiyor. Yani ben güzelim. Geçti güzelliğim. Bari yiyeyim o putu. Yiyemiyorum ki. Hep üzülüyorum. Kimse bana yaşımı sormasın. Ya işte insan kendini hissettiği yaştadır falan. Öyle üçkağıtçılıklar yapayım. Niye bu şimdi? Bu nasıl bir şey değil mi? Bakın o putu bile yiyemiyorsunuz. O sizi yemeye devam ediyor. Çünkü unutmuşsunuz, onun yenilebileceğini unutmuşsunuz. Halbuki mesela çocuklara bakın, çocukların oyun bilincinde çok hoş bir şey vardır. Mesela çocuk oyun oynarken der ki, işte bak ben anneyim veya işte ben babayım, işte ben şuyum. Oynar, sonra oyun bitince rol biter. Çok doğal bir şekilde olur bak. Bakın bunu biz çocuğa aslında öğretmiyoruz. Bu çok ilginç bir şeydir. Oyun bilinci çocuğa öğretilen bir şey değildir. Çocukta var olan bir şeydir. Sonra biz bunu yitiririz. İşte ben anneyim, sonra ben hep anneyim. Hep anneyim. Çocuğum öldü gene anneyim. Çocuğum dedi ki artık ben seni anne olarak kabul etmiyorum. Hayır ben anneyim. Hep annesiniz. O bir girdiniz ya bir role. Kendinize ben anneyim dediniz ya. O hep annesiniz siz artık. İşte eşiniz dedi ya size ben sensiz yapamam. Siz birinin siz olmaksızın yaşayamayacağı birisiniz. Nasıl hissediyorsunuz kendini? Çok değerli. O gitti. Bu sefer başkasına dedi diyelim. Başkasına dedi ki ben sensiz yaşayamam. Siz başlarsınız. Ya bak bana demişti ben sensiz yaşayamam. Şimdi kimlere söylüyor? Sonra eviniz yabancılaşır. Yürüdüğünüz, onunla birlikte yürüdüğünüz sokak yabancılaşır. Yediğiniz yemek yabancılaşır. Beraber gittiğiniz lokanta acıların lokantasına dönüşür. Neden? Tamamen kurgusal. Tamamen duygusal, değil mi? Hiçbir temeli olmayan bir şey. Ama kurdunuz bunu. Siz kurdunuz, fakat kurduğunuzun farkında değilsiniz. Ve kurduğunuz şeyin altında kalıyorsunuz. Hani şöyle düşünün. Mesela bir çocuk düşünün. Böyle büyük bir, diyelim ki Legolardan apartman yaptı falan. İşte benim dairem bu dedi. İşte senin odan bu. Benim salonum bu falan. Sonra işte deprem oldu, işte yıkıldı. Şimdi çocuk şey hissetmiyor değil mi? Ben altında kaldım, eyvah falan böyle bedensel olarak kendini böyle yıkılmış görmez değil mi? Bilir o bir oyundur. Ama biz kendimizin kurduğu oyunlara kendimiz inanırız. Sonra o oyunlar bozulunca altında kaldığımızı zannederiz. Artık yaşamak istemediğinizi düşünürsün. Diyelim ki eşiniz ölmüş, çocuğunuz ölmüş. Büyük bir tırnak içinde travma yaşamışsınız. Zaten ömrümüz travma yaşamakla geçiyor arkadaşlar. Modern psikoloji sağ olsun. Her şey travma. Yani. Değil mi? Her şey travma. Neden? Çünkü insan çok zayıf. İnsan böyle şeylerin üstesinden gelemez. Niye böyle şeyler oluyor ki? Böyle şeyler olmamalı. Hayat daha güzel olmalı. Bir hikaye uydurmuşuz. Sonra o kurgumuzun aksine olan her şey travma. Kimin için travma? Bakın kimin için travma? Travma nedir? Kişinin anlamlandıramadığı, kabul edemediği bir şeydir. Anlamlandırırsanız, kabul ederseniz o şey travma olmaz.
O şey bir olay olur, bir olgu olur, bir deneyim olur. Peygamber için babasının doğmadan ölmesi travma mı? Annesinin 6 yaşında ölmesi travma mı? Dedesinin yanında kalması travma mı? Amcasının ona en büyük düşman olması travma mı? Taif'te taşlanması travma mı? Ama bizim için her şey travma. Bir de bulmuşuz. Travma. Büyük travma. Kendi kendimize tuzak kuruyoruz. Bunu kabul ederek. Ben buna dayanamam. E zaten sen buna dayanamam diyorsan zaten dayanamazsın. Yani. Sen buna zaten diyorsun ki ben buna dayanamam diyorsun. Daha ne diyeceksin? Ben buna dayanamam dediğin bir şeye dayanabilir misin? Dayanamazsın. Böyle bir şey olamaz dersen bir şeyi kabul edebilir misin? Hayır. Peki burada neyi sormamız gerekiyor? Bunu diyen kim? Bunu sormamız gerekiyor. Bu kime oldu? Ve o ben miyim? Bu kime oldu? Ortalama cevap nedir? Bana oldu. Peki tanımla o beni. O ben nasıl bir ben? İşte diyelim ki çocuğu olmadan yaşayamayan bir ben. Ailesi olmadan kendini kimsesiz hisseden bir ben. Yalnız kalmaktan korkan bir ben. Kendini birileri olmadan değersiz hisseden bir ben. Sosyal statüsü düşerse kötü olacak bir ben. Annesi olmadan yaşayamayacak bir ben. Ha bak onu bul, iyi tanımla onu, onu çok iyi tanımla. Hiç kaçırmaman gereken bir noktadır o. Tek dikkat etmen gereken şey odur. Olay falan değildir. Asla olay değildir. Asla başınıza ne geldiği önemli değildir. Bunun kimin başına geldiği önemlidir. Ama bu böyle basitçe işte tabii ki benim başıma geldi demekle çıkarsayacağınız bir soru değildir. Onu irdelemek zorundasınız. Bu olay kimin başına geldi? Peki tanımlıyor olmak bir sonraki yaşadığında tekrar onu hissetmeyi kolaylaştıran bir şey diye tanımlamak? Hayır. Onu tanımlamalıyız. Önce onu ortaya çıkarmalıyız. Bunu yapmak bir şeyi tek başına asla değiştirmez. Bu bir adımdır. Bunu tanımlamalıyız ama önce. Tanımlamalıyız ki ondan ayrışabilmek için ilk adımı atalım. Yani ben ne diyorum? Bu bana oldu. Ne oldu? Şu oldu. Kime oldu? Bana oldu. Bana oldu dediğin anda mevzu bitti. Zaten o olay seni yuttu. Sana oldu ve o seni kuşattı. Bu kime oldu diye sormalıyım ve bunu tanımlamak zorundayım. Çok kapsamlı bir şekilde tanımlamak zorundayım. Kapsamlı bir şekilde tanımlamak tabii ki yetmez. Tanımlayıp adım adım ayrışmak zorundayız. Şu soruyu sormalıyız sadece. Ben bu muyum? Ama hemen cevap vermeyin bakın. Bu sorulara ego hemen cevap verir. Tabii ki buyum yani. Başka ne olabilirim? Başka ne olabilirim? Ne diyorsam oyum. İşte yetersiz biriyim. İşte yalnızlıktan korkan biriyim. Hayatın üstesinden gelmekte zorlanan biriyim. Beceriksiz biriyim. Tek başıma yaşayamayacak biriyim. Ben bazen öyle diyen insan diyorum ki sen tek başına yaşayabilirsin. Diyorum ki sen diyorum pazarda limon satabilirsin diyorum. Bununla diyorum ekmek paranı kazanabilirsin. Böyle bir şaşırıyor, gözü açılıyor. Satabilirim değil mi diyor. O kadar basit bir şey bile bakın o sahte benlik hani bir geri bildirim bekliyor. Satabilirim değil mi? Hakikaten limon satabilirim. Evet diyorum satabilirsin. Eminsin değil mi diyor. Evet diyorum eminim satabilirsin. Aslında hepimizin içinde o kadar böyle sahte benlikler var ve biz onlara o kadar inanmışız ki onların aksini asla düşünemiyoruz.
ve hayatı bakın onlarla yaşıyoruz. Hayatı yaşayan sen değilsin şu anda. Hayatı benliklerin yaşıyor. Henüz sen bu hayatı yaşıyor değilsin. Hayat sen gerçek kendini bulduğun zaman yaşadığın hayattır. Şu an benliklerin hayatını yaşıyoruz. Yani hayatı bir benliğin penceresinden yaşıyoruz. O benlik nasılsa, o benlik kendini nasıl algılıyorsa, hangi pencereden bakıyorsa, hayat onun tarafından yaşanıyor. Ve hayat onun tarafından algılanıyor. O yüzden acele etmememiz gerekiyor. Hani içimize kaçmış benliklerin önce bir ayırdına varmamız gerekiyor. Sen doğarken utanan bir ben var mıydı? Sen doğarken ben çaresizim diyen bir ben var mıydı? Sen doğarken ben annem olmadan yaşayamam, ben eşim olmadan yaşayamam, ben sevgilim olmadan yaşayamam diyen bir ben var mıydı? Yoktu. Bak zaten çoğunun üretim tarihi var ama son kullanma tarihi yok. Hepsinin üretim tarihi var. Sonsuza kadar kullanabilirsiniz diye bir ön yargımız var. Ha tamam, bunu ürettik arkadaşlar. Hani açıkça değil mi? Konuşmamız lazım. Üretmişiz bunları. Hani bunlardan utanacak halimiz yok. Ne üretilmişse üretilmiş içeride. Bir şey üretilmiş. Ama bunların son kullanma tarihi yok mu? Var. O tarihi kim koyacak? O tarihi siz koyacaksınız. O tarih sizin tarafınızdan konulacak. O tarihi koymadıkça bunlar sürekli kullanılır. Ve hiç bunlardan şüphe etmezsiniz. Çünkü dikkat edin bakın, hayat bunlar tarafından yaşanıyor zaten. Hayat yetersiz bir benlik tarafından yaşanıyor. Çaresiz bir benlik tarafından yaşanıyor. Suçlu bir benlik tarafından yaşanıyor. Ben bazen insanlarla konuşurum. Bana der ki mesela, beni küçümsemiyorsun değil mi? Benim aklımdan bile geçmiyor. Ama o nereden bakıyor ki? Beni küçümsemiyorsunuz değil mi diyor mesela. Veya bir şey söylüyorum, sen beni suçluyorsun diyor. Ben düşünüyorum, ben suçlamıyorum ya. Ben bir şeyi fark ettirmek veya bir şeyi anlatmak veya bir şeyi müzakere etmek için konuşuyorum. Ama ne diyor? Sen diyor bana kendimi suçlu hissettiriyorsun. O kadar güçlü ki arkadaş, o kadar güçlü ki. Ve çok acı verici bir şeydir aslında bu. Hepimizin içinde böyle benlikler var. Ha bu sadece böyle işte suçlu, yetersiz falan sadece değil. Ben güçlüyüm, ben her şeyi hallederim. Bu da bir benlik. Ben güçlüyüm, her şeyi hallederim var ya, bir gün sana öyle bir hayal, bir tokat demiyorum, öyle bir olgu yaşatır ki sen bunu tokat olarak algılarsın. Hayat kimseyi tokatlamaz. Allah da tokatlamaz. O bize bakan yönüyle hissettiğimiz şeydir. Ben güçlüyüm, ben her şeyi hallederim dersin. Önüne öyle bir olay konur ki hiçbir şey halledemezsin. Sonra bu sefer oradan darbe yersin. O senin canavarın olur. Ben hayatta kimsenin emri altında çalışmam dersin. Hayat sana öyle bir şey verir ki, öyle bir emir altında çalışmak zorunda kalırsın ki, ama bakın nasıl çalışırsın? Ben kimsenin emri altında çalışmam diyen bir ben olarak çalışırsın. Normal çalışamazsın. Çalıştığın her gün zor gelir. Neden? Olay yüzünden mi? Bak feleğin işine bak, işte bak böyle şeyler. İşte büyük konuşmayacağız. Konu büyük konuşmak değil arkadaşlar. Hayat doğal bir süreç. Biz kendi kendimize hikaye üretiyoruz. Bizim tarafımızdan bir sürü anlama büründürülüyor. İşte çocuğumu çok sevdim, Allah da aldı. Sen kendi kendine kur yani. Böyle bir şey söz konusu değil. O çocuğun bir eceli var.
ve eceli geldiğinde gider. Ama sen öyle bir benlik üzerinden bakıyorsun ki, bir, çocuğun oldu, benim çocuğum. Geçen bir şeyde gördüm, bir haberde gördüm. İşte adam, doktor, işte çocuğu doğarken ben seni asla bırakmayacağım demiş. Çocuğu da 12-14 yaşında mı ne, intihar etmiş. O da onun arkasından intihar ediyor. Neden? Seni asla bırakmayacağım dedim diyor. Şimdi ne bu? Düşünün. Şimdi bu trajedi mi, işte acı mı, travma mı, ne bu? Ha tabii ki hani duygusal açıdan baktığımız zaman çok acı verici bir şey. Ama aslında bunun adı cahilliktir arkadaş. Sahte benliğin gücü mü diyeyim? Tabii sahte benliğin bir gücüdür bu. Olayın kendisi hayatın doğal bir süreci. O çocuğun intihar etmesi de muhtemelen onun sahte benliklerinin sonucunda gerçekleşen bir şey. Ama bakın bütün her şey nerede dönüp duruyor? Sahte benliklerde dönüp duruyor. O yüzden biz hayatı aracısız yaşayamıyoruz. Hani diyoruz ya, Allah'la insan arasına kimse giremez. Yapma ya. Kimse giremiyor mu, emin misin? Emin misin? Ya işte şeyh yok, mürşit yok. Konu onlar değil, yanlış anlaşılması. Ya Allah'la senin arana ömrün boyunca binlerce benlik giriyor, farkında değilsin. Ama Allah'la arana kimse giremez. Allah'la arana her dakika giren var. Sen hayatı, dini, her şeyi onların üzerinden yaşıyorsun. Allah'la arana öyle bir giriyorlar ki. Mesela diyorsun ki ben iyi bir kul olursam, işte merhametli, şefkatli, iyi bir insan olursam Allah bana zorluk yaşatmaz. Al araya birini soktum. Allah'la arana biri girdi. Sonra bir zorluk oldu. Ya işte yaşattı ama kim bilir niye yaşattı. Acaba günahım mı vardı? Bak gene biri girdi. Her dakika giriyor. Hiç boş kalmazsınız arkadaşlar. Boş kalma diye bir şey yok. Her dakika Allah'la aramıza bir şey girer. Her dakika hayatla aramıza bir şeyler girer. Neden? Çünkü biz hayatı onlar üzerinden yaşıyoruz. Hayat onlar üzerinden yaşanan bir şeye dönüşmüş. Biz bakın emin olun biz hayatı şu anda olduğu gibi yaşamıyoruz. Benliklerimizin gördüğü gibi yaşıyoruz. Benliklerimiz nereden bakıyorsa, nasıl bakıyorsa oradan yaşıyoruz. Kaç tane korkunuz varsa, kaç tane arzunuz varsa, ne kadar beklentiniz varsa, kendinize dair ne kadar tanımlamanız varsa, siz onların üzerinden hayatı yaşıyorsunuz. Mesela şimdi düşünün, her birinizin yaşamakla ilgili bir beklentisi yok mu? Ne kadar yaşayacağınızla ilgili. Mesela şu an büyük bir deprem olsa, bir şey olsa veya birimizin kalp krizi geçirme durumu olsa, birimiz ölse, veya ben ölsem, eğer benim bir benim varsa öyle bir tane, diyeceğim ki bu kadar mıydı? Şimdi mi yani? Şimdi mi öleceğim? Kim bu? Bunu diyen kim? Kim bilir kaç sene yaşayacağını hayal eden bir benlik değil mi? Sonra deriz ki Allah'la aramıza kimseyi sokmayız. O kadar çok var ki arkadaşlar, Allah'la aramızda o kadar çok benlik var ki. Allah'la aramıza girmiş o kadar çok şey var ki, o yüzden Allah'ı tanıyamıyoruz, o yüzden Allah'ı hissedemiyoruz, o yüzden Allah'la değiliz. Mesela Allah mı size şah damanızdan daha yakın, benlikler mi size şah damanızdan daha yakın? Değil mi? Onun için aslında nefsin kitabını yazmak lazım. Yani öyle işte Allah size şah damarından daha yakındır, onu kenara koyacağız. O Hazreti Muhammed'in kitabı. Bizimki ne? Korkularınız size şah damarından daha yakındır. Benlik hikayeleriniz size şah damarınızdan daha yakındır. Hiç unutamazsınız. Suçluluk benliğini unutamazsınız. Utanç benliğini unutamazsınız. Hayatta bir şey gerçekleştirememiş olmanın hasret benliğini unutamazsınız.
ben her türlü zorluğun üstesinden gelirim, kimse beni sınırlayamaz diyen benliğin yanı başındasınız, onunla yaşıyorsunuz. O size şah damarınızdan daha yakın. O yüzden evet, hakikatte Allah bize şah damarından daha yakın ama benim durduğum yerden bana kim şah damarından daha yakın? Korkularım, beklentilerim, hayallerim, geçmişim. Geçmişi unutamıyorum. Allah'ı unutuyorsun ama geçmişini unutamıyorsun. Neden? Çünkü o sana daha yakın. Ama gerçekte öyle mi? Değil. O zaman sen gerçeği mi yaşıyorsun? Sahte bir hayatı mı yaşıyorsun? Onun için hayat sen gerçek kendin olduğunda yaşanandır. Sen gerçek kendin olduğunda hayat yaşanan şeydir. Şu anda yaşadığımız şey hayat değildir. O benliklerin hayat algısıdır. O benliklerin hayat algısıdır. Hayatın kendisi değil. Hayatın kendisi nasıl? Bunu ancak kendimiz olduğumuzda anlayabiliriz. Hayatın kendisi nasıl bir şeydir? Hayatın kendisi anlamlı mıdır? Bunu asla şimdi sorup cevaplayamazsınız. Böyle bir şey mümkün değildir. Kendinize döndüğünüzde hayatın anlamını bulabilirsiniz. O yüzden biz her zaman sorular sorarız. Dini sorular sorarız, felsefi sorular sorarız. Ve işte böyle sorgulamalar yapmaktan da gurur duyarız. Bak ben felsefi sorular soruyorum, ben düşünüyorum. Bak insanlar aptal aptal düşünmüyorlar. Biz düşünüyoruz. Düşünmek çok büyük nimettir. En büyük kabiliyet düşünme kabiliyetidir. Ama şunu sormaz. Kim düşünüyor? Kim düşünüyor? Hangi benlik düşünüyor? O nasıl bir kendilik algısına sahip? O ben deyince neye ben diyor? Bütün o soruları üreten kim? O yüzden kadim bilgelikte şu söz bence çok önemli ve anlamlıdır. Gerçekten aydınlandığınızda sorularınıza cevap bulmazsınız. Soruların iptal olduğunu görürsünüz. Yani soru yersizdir. Soru gereksizdir. Artık o soruyu soramazsınız çünkü öyle bir soru manasız olur. Hani uzaya çıktığında sağ neresi, sol neresi gibi değil mi mesela? Dünyadayken sağ, sol falan düşünürsün. Uzaya çıktınız, artık sağ neresi, sol neresi kalır mı? O soruya cevap bulmaya çalışır mısınız? Hayır. Sorunun kendisi devreden çıkar. O yüzden, evet, gerçekten spiritüel ve metafizik olana yönelik bir nitelikte olan felsefeler olabilir. Zaten aslında felsefelerin maksadı da buydu yani. Gerçek anlamda felsefenin doğuşunun nedeni budur. Gerçek bilgeliğe hazırlanmak. Gerçek bilgeliğe hazırlanmak için tefekkür etmek. Gerçek bilgeliğe ulaşmak için ön hazırlık yapmak. Peki şu anki felsefeler böyle bir şey taşıyor mu? Hayır. O yüzden bakın, başa dönüyorum. Benim başıma ne geliyor? Bana ne oluyor sorusunu sormak yerine bu olay kimin başına geliyor? Bu kim? Ben dedik ya işte benim başıma geliyor. Bu nasıl bir ben? Güçlü mü, zayıf mı, korkak mı, bencil mi? Hayatı nasıl tanımlıyor? Kendini nasıl tanımlıyor? Yeterli mi, yetersiz mi, utanç içinde mi, kibirli mi, aşağılık kompleksi mi var, üstünlük kompleksi mi var?
Bize kimse bana bir şey öğretemez mi diyor, ben hiçbir şey anlamam mı diyor, ne diyor bu? Bu nasıl bir ben? Olaylar kimin başına geliyor? Eşiniz sizi terk etti. Kimin başına geliyor bu olay? Çok mutlu oldunuz. Dünya evine girdiniz. Asla kimse dünya evine girmiyor arkadaşlar. Benlik evine giriyor herkes. Herkes bir benliğin evine giriyor. Ve evlenen insanlar kendi benliklerinin evine giriyorlar. Başka bir şey olmaz. Çok mutlu oldu. Kim mutlu oldu? Bir bak bakalım kim mutlu oldu? Kim mutlu oldu biliyor musunuz? Atıyorum, örnek veriyorum işte, evlendim, bak herkese de ispat ettim, evlenemez diyorlar diye, işte bak evlendim, mutlu oldum. Bunu diyen bir benlik evlenmiş, bunu diyen bir benlik mutlu. Veya kendini, hayatta kimse beni sevmez, o Allah'a çok şükür biri beni seviyormuş, ne mutlu bana diyen bir benlik evlendi. Hoca böyle ben evlendim diyen insanlara hayırlı olsun diyorum. Hangi benle evlendin diyorum. Kendi hangi ben evlendi ve hangi benle evlendin? Bunun farkında mısın? Değil. Ben evlendim diyor. Konu ne? Evlenmek mesela, değil mi? Ama şunu düşünmüyor. Hangi ben evlendi, hangi benle evlendi? Bunu sorarsak da böyle çok fazla kurcalamamak lazım. Değil mi? Ne işte mutluyum işte ya. Hani ne yap, mutluluğumu bozma. Belki de ne yapar? Ben öyle dedim ya. İsmail kıskanıyor olabilir değil mi arkadaşlar? Bir de evlenmemişse zaten evlenmemiş o yüzden kıskanıyor diye bir de üzerine ekleyebilirsiniz. Çok büyük bir haklılık olur değil mi mesela? Tabii evlenmemiş o yüzden dersiniz. Ne kadar diyor? Sonra dersiniz ki ben hayatı çok iyi anlıyorum. Şimdi bütün bunları kim yaşamış oluyor? Bakın. Bir ben yaşamış oluyor. Hayat o benim penzemiş oluyor. O yüzden şunu unutmayın. Olaylar bana olmaz. Gerçek anlamda kullanıyorum. Gerçek anlamda olaylar bana olmaz. Benim algılamam, benim deneyimim, benim farkındalığım için olur. Bu kadar. O yüzden asla yaşadığınız bir şeyin İyi bir kötü mü olduğunu düşünmeyin. O neyse nedir? Kimin tarafından algılandı, kimin tarafından deneyimlendi, kimin tarafından bir farkındalıkla algılanıp yorumlandı? Buna bakın. Ve nasıl bir karşılık verdiniz? Budur asıl olan şey. Eğer bu olay bana oldu diyorsanız, zaten orada baştan meseleyi yanlış bir yerden tuttunuz demektir. Bana oldu deyip de üstelik de o beni irdelemezseniz ömrünüz boyunca o benlikle hayatı yaşarsınız. Bakın bir olay kime oldu? Onu yakalamak zorundasınız. Ve onun sahteliğini görmek zorundasınız. Bir olay bana olmaz. Bana olmaz. Bir olay benim deneyimim için olur. Benim algılamam için olur. Bu kadar. O zaman hayatta hiçbir travmanız olmaz. Bir ara dedim ki travma diye bir şey yoktur. Hemen itiraz etti bir hanımefendi. Sohbetten çıktı gitti. Siz dedi bilimsel düşünmüyorsunuz. Doğru dedim, ben bilimsel düşünmüyorum. Evet. Arkadaşlar travma tabii ki olur. Ama travma kime olur? Travma bir olguyu anlayamayana, anlamlandıramayana, kabul edemeyene, hayır bu asla olamaz diyene, ben bunu taşıyamam diyene travma olur. Bu kadar peygamberlerin yaşadığı olaylar var değil mi? Mesela başlı başına Hazreti Yusuf olayı, başlı başına baştan ayağa modern psikolojiye göre travmadır. Yani baştan ayağa travma. Peki biz orada travmaya dair bir şey mi algılıyoruz? Yoksa her şeyin çok farkındalıklı, bilinçli,
dikkatli, uyanık bir varlık tarafından algılandığını mı anlıyoruz? Yani haksız yere hapse atılıyor, işlemediği bir suçu kabullenmeye çağrılıyor, haksız yere hapse atılıyor ve haksızlık biliniyor arkadaşlar. Bir de bu yani. Hani bazen olur ya, abi sizi haksız yere hapse atar ama sizi hakikaten suçlu zanneder. Yani bunun tırnak içinde ego için kaldırılacak bir tarafı vardır. Dersiniz ki ya işte öyle durumlar vardır ki, vardı ki hani adam, hakim beni suçlu zannetti. Burada öyle de değil. Yani Yusuf'un suçsuz olduğu biliniyor. Tahkik edilmiş, gömlek arkadan yırtılmış. Ama buna rağmen hapse atılıyor. Bakın gene travma yok. Ama biz hemen ne diyoruz? Bu kadarı da fazla. Ne kadarı fazla? Yani ne kadarı fazla değil ve ne kadarı fazla? Kim belirliyor bunu? İçinizdeki bir ben, değil mi? Hayat ona göre şekillenecek. Mesela o ben diyecek ki bu kadarı fazla. Allah da diyecek ki tamam bu kadarı fazla, o zaman tamam hani şey yaptım. Böyle mi? Şimdi düşünün. Hevasını ilah edineni gördün mü diyor. Allah diyor ki bu kadarı fazla değil ama sen diyorsun ki bu kadarı da fazla. İlah kim şimdi? Kimi referans aldın? Şunu demen gerekmez mi? Evet, içimde bir şey diyor ki bu kadarı fazla ama madem benim başıma geldi, ya Allah da sizin vüsatinizin dışında Allah size bir şey yüklemez. Yani sizin çapınızın dışında bir şey yüklemez. Allah size fazla bir şey yüklemez diyor. Ama içerideki bir şey diyor, bu çok fazla. Peki kimi kabul edeceğiz? Kimin dediği doğru? Allah'ın mı? Ya o başka, orayı karıştırma. Zaten hiç karıştırmamak lazım arkadaşlar. Zaten karıştırmıyor. İçimizdeki benlik asla karıştırmıyor. Çok usta bir şey. Hani teflon tava yeni icat edilmiş ama benlikler bunu çok başta eskide icat etmişler. Hiç birbirine karıştırmıyorlar. Hiç yapışmıyor da yani. Böyle din geliyor, ayet geliyor, kayıp gidiyor. Hiç değmiyor bile, hiç yapışmıyor. Ufacık bir değmiyor yani. Mesela ben burada aylarca, yıllarca değil mi Hazreti Yusuf'tan bahsediyorum. Böyle o peygamberdi. Aa bakıyorum kaydı gitti. Hiç iz kalmıyor yani. Sıfır. Diyorum ki Hazreti Muhammed böyle yaşadı, böyle dedi. Başına böyle geldi, böyle davrandı. Ya o peygamberdi. Bak kaydı gitti, hiç iz yok. Bir şey anlatıyorum, bir benlik çıkıyor ama çok zor diyor. Süper, hiç kaydı gitti, hiç değmiyor. Süper bir şey. Yani teflon tavadan daha mükemmel bir şey. Kim tarafından bize bu tuzak kuruluyor arkadaşlar? İşte içerideki bir şey tarafından. Bir şey o peygamberdi diyor, bu çok zordu diyor. Ama sen benim ne yaşadığımı bilmiyorsun. Mesela ben bir şey anlatıyorum. Bak böyle bakabilirsin. Ya diyor sen benim ne yaşadığımı bilmiyorsun diyor. Bakıyorum kaydı gitti. Hiç iz yok. Peki bunları işte görmek durumunda değil miyiz? Görmezsek ne olacak? Böyle devam edecek. Hiçbir şey değişmeyecek. Var olan bir kurgu ömür boyu devam edecek. Ve ömür boyu o kurguyla hep kendinize haklı bulacaksınız. Hayat size zulmediyor. Hayat çok zor. İnsanlar çok kötü. Hep böyle yaşayacaksınız. Böyle Kur'an'da hiçbir peygamber temelde insanlardan şikayet etmiyor. Hatta bakın çok ilginç bir şey. Çok ilginç bir şey. Hazreti Asiye, değil mi? Kocası Firavun. Bildiğiniz Firavun. Diyor ki, ya Rabbi beni onun amelinden koru diyor sadece. Bakın kocasını şikayet etmiyor. Şikayetçi değil. Ne biçim kocam var? İşte dünyaya gel. Başımıza da böyle bir şanssızlık geldi demiyor. Hocam beni anlamıyor, keşke anlasaydı, insan anlaşılmak istiyor falan demiyor. Ya işte eşinin de senin gibi düşünmesi iyi olmaz.
fazla demiyor. Çünkü o modern eğitimden geçmemiş. İnsan ilişkisiyle var olur. Modern psikoloji dersi de almamış Allah'tan. Sonra kim bilir ne hale gelirdi. Hiçbirini demiyor. Ya Rabbi diyor, bana katında bir ev yap. Tabii bu semboliktir. Yani bana katın, yani senin sonsuzluğunda ve mutlaklığında ben var olmak istiyorum. Benim gerçek varlığım, benim gerçek vatanım, benim gerçek yurdum, benim gerçek varoluşum sendedir. X, Y, Z'de değildir. Sevgilimde, eşimde, arkadaşımda, dostlarımda, dünyada değildir. Bana senin katında bir ev yap. Ve beni Firavun'un amelinden muhafaza et diyor. Bu kadar. Bakın. Yani Hazreti Asiye ne diyor? Bana mı oldu diyor. Bakın bana oldu demiyor. O olayı bir deneyim olarak yaşıyor. Bir farkındalıkla yaşıyor. Bir bilinçle yaşıyor. Ve en doğru yerden bakıyor. Ama hocam insan anlaşılmak istiyor ya. Bak öyle bir şey yok. Bak kayar gider. Şimdi anlattım ya. O benlik böyle alır onu. Kaydı gitti. Ne güzel. Tertemiz. Hiçbir şey kalmaz. Bakın o yüzden şimdi öyle benliklerimiz var ki maneviyat, insanlık, hani bırakın dini. Mesela diyelim ki insani olarak nitelikli, erdemli bir şeyden bahsediliyor. Direkt cevap şu. Ama hangi zamanda yaşıyoruz? Bitirdi, sıfırladı. Hangi zamanda yaşıyoruz? Cilalı imaj devrinde yaşıyoruz. Instagram devrinde yaşıyoruz. Herkesin parayı konuştuğu bir devirde yaşıyoruz. Yani o zaman erdem, insani değerler falan ne bunlar? Ya çok güzel. Bak önce çok güzel. Allah için çok güzel ama işte hangi devirde yaşıyoruz? Bitirdim. Her şeyi boşa düşüren benliklerimiz var. Her şeyi boşa düşüren benliklerimiz var. Onaylanmadığında değersiz olan erdemler var iç dünyamızda. Mesela kimse doğru değil, kimse şöyle değil. E diyorum derdin ne? Kimse doğru değilse doğru değil. Ne yapacaksın ki? Yani niye diyorum bu kadar şikayet ediyorsun? Çünkü herkesin sana doğru davranmasını istiyorsun. Sen doğru olmak gibi bir derdin yok. Herkesin sana doğru davranmasına ihtiyaç duyan çok zayıf bir benlik var çünkü. Çünkü eğer insanlar doğru davranmazlarsa kendini böyle kimsesiz, hani tırnak içinde canavarlar arasında kalmış böyle masum bir kuş gibi hissediyorsun. Öyle zannediyorsun kendini. Canavarlar arasındayım. Herkes canavar. Her köşe bucakta bir canavar var. Öyle zannediyorsun. Neden? Çünkü sen olarak yaşamıyorsun bu hayatı. Bu hayatı sen, gerçek sen olarak yaşamıyorsun. Aciz, yetersiz, zayıf, kolayca mağdur edilebilecek, zarara uğratılacak biri olarak yaşıyorsun. Herkes üçkağıtçı. Ta olsa ne olur? Benim ruhumu çalacak bir kimse var mı bu dünyada? Benim öz varlığımı öldürecek bir kimse var mı bu dünyada? Yaradan'ın bana verdiği fıtrat hazinesini elimden alacak bir kimse var mı? Öyle bir hırsız var mı? Benim kalbimin kapısını açacak ve kalbimdeki muhabbeti, şefkati, insanlığı, erdemleri çalacak bir hırsız var mı? Yok. Neden bu kadar korkuyorsun? Ama eğer hazinelerin yeryüzündeyse, çalınabilecek hazinelerin varsa, o zaman korkarsın tabii ki. Ama Hazreti İsa'nın idrak ettiği bilinçte olursan, bakın onu kimse öldüremez.
zahiren çarmıha da gerseniz onu öldüremezsiniz. Hiç kimse sizin varlığınıza bir sakatlık getiremez. Hiç kimsenin böyle bir etkisi ve yetkisi yok. Ama kendi kendimize bakın bunu yapabiliriz. Yani kendimizi sahte kendiliklerle örtebiliriz. Mesela Allah insanı dilenci yaratmamış ama biz bugün hep biz dilenciyiz. Nasıl daha çok takipçim olabilir diye. Şimdi bu dilencilikten başka nedir arkadaşlar? Hatta hani dilenci bile saygı duyulur, ihtiyacı var. Nesnel bir ihtiyacı var ya, değil mi? Hani ekmeği yok, barınacak bir şey yok. Hani saygı duyulur. Hakikaten nesnel bir ihtiyacı var ve bunu karşılayamıyor. Sen sahte bir şey üretiyorsun, sahte bir ihtiyaç üretiyorsun, o sahte ihtiyacın dilencisi oluyorsun. Bununla da yetinmiyorsun. Ben özgürüm diyorsun. Bununla da yetinmiyorsun. Gerçekten özgür olan inançlı insanları kölelikle suçluyorsun. Peki bu dilenciliği bize yaptıran nedir? Kendi sahte benliklerimizdir. 100.000 kişi takip edince mutlu olacağını düşünen kim? Bir düşünün bakın bunlar gerçekten ya sahtedir ya değildir. Kararı kendimiz vermek zorundayız. Sahteliği keşfetmeyen hakikiyi asla bulamaz. Bu kesin bir şeydir arkadaşlar. İçimizdeki sahte kendilikleri görmeden ve onlarla ayrışmaya çalışmadan asla kendimizi bulamayız. Yani Kur'an'ın diliyle ifade edecek olursak nefsinizi yani kendinizi kendiniz olmayan şeylerden temizlemedikçe gerçek kendinizi bulamazsınız. Kendimizi kendimiz olmayan şeylerden temizlemek zorundayız. Ben kendimi sevmiyorum. Ben kendimi çok seviyorum. Hepsi, ikisini de temizle. Ben kendimden çok utanıyorum. Temizle. Ben kendimle gurur duyuyorum. Onu da temizle. Bir sufinin çok güzel bir sözü vardır. Onunla tamamlayayım. Ben iyiyim deme, ben kötüyüm de deme. Allah de, lütufları göreceksin. Kendinizi tanımlamaktan vazgeçin arkadaşlar. Buna ihtiyacınız yok. Hiçbirine ihtiyacımız yok. Hepsi sahte. Ben iyiyim deme, ben kötüyüm de deme. Allah de, lütufları göreceksin. Çünkü sen Allah'ın saf bir aynası olacaksın o zaman. Şimdi sürekli ben böyleyim, şöyleyim diyerek kirli, tozlu, paslı bir ayna oluyorsun. Onun için ben iyiyim de deme, ben kötüyüm de deme. İçeride bir ben diyecek ki o zaman neyim ben? Sen otur diyeceksin, bilmiyorum. Allah de lütufları göreceksin. O zaman gerçek kendimizi o zaman fark edeceğiz. Evet, teşekkür ederim. Hocam bir soru sorabilir miyim? Düşüncelerinizi öğrenmek için. Olur. Mesela felsefeye değindiniz. Modern felsefe, felsefenin ilk çıkışı. Hani Hazreti Yusuf'tan dini terimler kullanarak örnek verdiniz. Mesela Sokrates de kendisini idam edenlere karşı herhangi bir suçlayıcı bir şeyde de bulunmadı aslında.